Takımın penaltısı Alex. Net. Herkes de biliyor. Kendisi de biliyor. Atan da biliyor. Bırakan da biliyor. Giresun'da da onu attırmadık. Ama elinden almış. Atmak istemiş. O da vermiş. Maalesef bunlar oluyor. Penaltı kritik noktalarda penaltı kaçırma rekoru bizde galiba. Geçen sene Denizli'de Babel ilk penaltıyı atmış. İkinciyi atması gerekirken Emre gelip elinden aldı. Devreye 3-0 gideceğimize. 3-0 girsek İstanbul'a belki de şampiyon önerdik avarajda. Mustafa kaçırdı. Değil mi geçen sene? İkinci penaltıyı ben yine ona attırdım. Onu kaybetmemek adına. Burada artık yazılmış, biliyor herkes Alex'in atacağını. Orada alıp elinden. O doğru bir şey değil. Takımın penaltısı da belli. Önde duranı da belli. Arkada duranı da belli. Ha, orada eğer biz bir değişiklik istersek işaret ederiz. Nasıl Mustafa penaltı kaçırdığında ben oradan işaret edip Mustafa atacak dediysem, eğer bir değişiklik olursa yine buradan müdahale ederim. Zaten yazılmış, zaten söylenmiş. Alex'e topu almaya gitmiş zaten. Ama vermemiş. Ben atacağım dedi. Penaltı olmadan Halil'in kaçırdığı penaltıdan daha da pozisyon var. Olmayınca, penaltıyı da atamayınca, ki penaltıyı atsak belki de 2-2'de kalmaz maç. Başka türlü olabilir. Yapacak bir şey yok. Penaltı dahil atamıyorsanız böyle pozisyonlarda o zaman kaybedeceksiniz. Valla bizdeki pozisyonda oynanırken oyun, yani kornerde gitmeden, kornerde değil, top oyunda iken Patrik'e şöyle bir yumruk var. Victor'a. Nelson'a. Oyun oynanırken, korner anında top durmuşken değil, oyun oynanırken. Mete Kalkavan herhalde o arada yandakiyle sohbet ediyordu. Görememiş olabilir. Öbürlerine de ben pek fazla girmek istemiyorum. Her zamanki olağan işler işte. Çıkıyor. Tabii skoru koruyamamak sadece kaleci ve defansımızın üzerine düşen bir görev değil. Takım halinde skoru koruyamıyoruz. Yani topun kontrolünü ne zaman sağladıysak bizim için hiçbir sıkıntı yok. Ama bugün atmosferden mi etkilendiler? Özellikle ilk başlarda Morutan, Alex, Berkan çok top kaybettiler. Yani 7 topun 6'sını, 5 topun 4'ünü topun biz topun bizde olmasını isteyen, olduğu zaman da iyi oynayan bir ekibiz. Bunu en önemli özelliğimizi sahada yansıtamazsak tabii ki hücum yiyoruz. Hücum üstüne hücum. Şimdi dayanmak da kolay değil. Beşiktaş'ın da ileride çok önemli oyuncuları var, yetenekli oyuncuları var. Buna rağmen o hengameden çıkmışsınız, oyunu kontrol altına almışsınız 15-20 dakika sonra. Beşiktaş'ın, ki bunu maçtan önce de söylemiştim. Pas yaptığınız zaman da çok bu pası kovalamayı da çok sevmeyen oyuncular var karşıda. Oynamayı sevdikleri için kovalamayı sevmezler. Ama yüksek pas hatasıyla, yüksek top kaybetme, basit top kaybetme yüzdesiyle oynarsanız tabii bu aleyhinize tecelli edecek. Yoksa şimdi mesela birinci gol Victor kafayı vuruyor Nelson. Kerem kafasını uzatıyor, geri çekiyor. Uzatsa hem faul alacak hem top onda kalacak. Oradan devam ediyor sola. Alex çok iyi şekilde kovalıyor. Fakat ortaya müsaade ediyor. Ortaya müsaade etmek, şuta müsaade etmek, pasa müsaade etmek demek kalenizde tehlike görmek, gol görmek demek. Çalışacağız. Orta sahamızda, hücumda o işler bitecek. Yapacak bir şey yok. Yani baktığın zaman da 3 UEFA maçında gollemeyen bir takımdan bahsediyoruz. Yani
Onun için antrenörlük, teknik direktörlük, işte futbol böyle karmaşık, zaman zaman cazip bir oyun, zaman zaman basit bir oyun. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman aklınızda çok fazla almıyor insanın aklı böyle şeyler. Bir mağlubiyette biz ne yapacağız? Şey mi değiş, bir şeyler mi değiştireceğiz? Yok öyle. Milyardan önce de hocam belki felsefemizde biraz değişiklik yapabiliriz taktiğimizde. Olabilir, tabii ki olabilir. Yani felsefemizde bir değişiklik olmaz dedim. Sistemsel olarak bir değişiklik olabilir. Formasyonlu olabilir dedim. Olabilir ama yani bu kaybedince hemen oyuncu değişikliği kaybedince veya bir taktik değişikliği hayır ama esasında yani bu mağlubiyetlere baktığımız zaman olağanüstü haller geliyor bizim başımıza. Kötü gol yiyoruz, hatalı gol yiyoruz, ne bileyim işte penaltı atamıyoruz, bir metreden atamıyoruz, çizgiden vuramıyoruz. Bu bahanelere de hiçbir buna sığınmıyoruz sebeplere. Diyoruz ki daha çok çalışacağız, bunları bertaraf edeceğiz. Esasında başka da bir şeyimiz yok çalışmaktan başka ama yani hele hele derbilerde, hele hele büyük maçlarda penaltıları atamıyorsun. Ön direkten aşırılan ikinci oraya adam konmasına rağmen içeri geçmiş. Normalde orada durması lazım. Bunların hepsi çalışılıyor ama oyun içinde bazı şeyler unutuluyor demek. Arkada kademe kötü goller yiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yiyecek golleri yesek itirazımız olmayacak. Ve bunu sık yiyoruz. Beni de canımı sıkan o esasında. Ama ben sizde aynı fikirde değilim. Hiçbir maçın kolayı yok artık. İnanın bana yani bazen zor dediğiniz maçlar çok kolay geçer. Kolay diye adettiğiniz maçları zorlanacağız. Beni hatırlarsınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Ersin, ne olacak? Hem penaltı kurtardı, hem kurtarılmazı kurtardı. Bir söyleyecek bir şey yok kaleciye. Tebrik ederim. Müthiş oynadı. Açıkçası genelde baktığımızda, hatta genelde kelimesi biraz tam tarif etmeyebilir. Maçların tamamına baktığımızda Galatasaray'ın %50'den fazla topla oynadığını görürsünüz. Ama 2-3 tane maç yüzdelerde biz eksi duruma geçince böyle bir soruya maruz kaldık. Hayır, oyunun kontrolünü Galatasaray yine alacaktır. Ama bazen topu rakibe bırakmak işimize gelir bizim. Çünkü geçiş hücumunu yapabilecek oyunculara sahibiz. Barış gibi, Kerem gibi çabuk gidebiliriz. Onu biz kendimiz istemişizdir. Nitekim o pozisyonları da yakaladık esasında. Oyun başka türlü oynanabilirdi. Ama bugün ve geçen maç, evet. Ama öyle bir şeyim yok, nedir be felsefem yok. Tam tersi, topun sahibi ben olmam lazım, bizim olmamız lazım. Bunu da tekrar döneriz oraya. Bu bazen isteyerek, bazen istemeyerek. Rakip de sizi o tarafa yiyebilir. O günkü şartlar olabilir. Ona göre oynamak zorundasınızdır. Ama genelde biz topla daha fazla haşır neşir olmayı, oynamayı, oyunun kontrolünü ele almaya isteyen bir oyun anlayışına sahibiz. Geldiğimden beri de bakarsanız kaç maç olmuşsa onun 3 tanesi, 5 tanesi, 10 tanesidir herhalde. 70, 80, 100 tanesinde biz öndeyiz. Belki de ona alıştığınız için bu konuda yadırgamış olabilirsiniz, haklısınız. Ben de müştekiyim o konudan. O istediğimin dışında olanlar da şikayetçiyim ben de. Onun düzelmesi lazım. Şimdi tabii bizim oyun anlayışımızda beklerimizin derinde top alması, dipte hareket etmesi, yani hücum bölgesinde hareket etmesini isteyen bir hocayım ben maalesef. Orada biraz sıkıntımız oluyor zaman zaman. Saşa yetişir diye düşünmüştük ama yetişmedi tabii. Bazen bazı oyuncular önemli oluyor. Orada biraz yedin daha defansa dönük bir oyuncu. Böyle belirli bir noktaya illa bu olmazsa olmaz diye bir düşüncemiz yok.
Ayrıca Ocak'ta illa da bir 6 numara diye bir şey söylemedim ben yani. Ha. Şu maçlarımızı oynayalım. Ama bilesiniz ki zaten hareket halindeyiz yani. Çünkü bu gidişle eğer Allah nasip eder de bu turu geçersek zaten Ocak'ta bir iki yere veya birkaç yere gereğini yapacağız. Şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Ocak'a kadar da bazı şeyler gelişir zaten veya olgun bir noktaya gelir. Çok da fazla zaman yok bu arada zaten, hemen maçlar devam ettiği için bir an evvel her şey hazır olması lazım. Tabii gitmeler gelmeler bunlar olacak. Olmalı. Bunu zaten profesyonel hayat bunu gösteriyor. Yani burada fazla süre alamayan gitmek isteyecektir. Biz bazı yerlerden memnun değilsek oraya daha iyi bir opsiyon bulursak onu almak isteyecek. Bu çok doğal. 5 senelik mukavele imzalıyor. 1 sene sonra diyor ki ben memnunum, gitmek istiyorum. Bu hakkı varsa kulüplerinde bazı hakkı var elbette. Ama şu maçlar oynanırken bütün oyuncularımız bizim için kıymetlidir, değerlidir. Ocak geldiğinde değişecek, değişir. Değişmeyen kalır. Ancak şu anda herkese ihtiyacımız var. İyi geceler.